Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Atalarımızdan bize yadigar patates ile hazırlanan hamuruyla lezzetli, yumuşacık ve uzun süre bayatlamayan lavaş ekmeği hazırlayacağız. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Lavaş ekmeğin hamuru için öncelikle 4 adet orta boy patatesi yıkayıp küp küp olacak şekilde doğrayarak tencereye ilave ediyorum. Ve üzerine gelecek kadar su ilave ettikten sonra orta hararette kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Evet, patatesler yeteri miktarda pişti. Ben bu esnada patatesleri süzüyorum. Çünkü patates kendi suyuyla yoğrulduğunda çok fazla un alıyor. O yüzden patatesin suyunu bitkilerde ya da farklı tariflerde kullanmak üzere ayırıyorum ve süzmüş olduğum patatesi yoğurma kasesinin içerisine aldıktan sonra patates ezici ile iyice eziyorum. Patatesi biraz da sütlerle ezerek pürüzsüz hale getirmeye çalışacağım. Öncelikle bir bardak süt ilave ediyorum. Sonrasında ikinci bardak sütü de ilave edip biraz daha ezdikten sonra geri kalan malzemeleri ilave edebiliriz. Tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar blenderdan çekeceğim için patatesleri mutlaka büyük parçalar olmayacak şekilde öncesinde eziyorum. Ve sonrasında 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya ve 125 ml çay bardağı ölçüsüyle 1 çay bardağı zeytinyağını da ilave ediyorum. Ve tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Evet, istediğim kıvama geldi. Şimdi her tarifte olduğu gibi bu tarifte de unu yavaş yavaş ilave ederek hamura kıvam aldırıp istediğim dokuya gelene kadar yoğuruyorum. Öncelikle 3 su bardağı yine 250 milimlik bardak ölçüsüyle unu ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ediyorum ve spatula ile karıştırarak hamura kıvam aldırıyorum. Evet, hamur yeteri miktarda toparlandı. Şimdi 4. su bardağı unu da ilave edip spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum ve hamur kıvam alana kadar elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 250 ml bardak ölçüsüyle 7 su bardağı un kullandım ve videoda da olduğu gibi parça parça ilave ederek hamura kıvam aldırdım. Yapışkan bir hamur. Lütfen yapışkanlığı gitsin diye sürekli un ilave etmeyin. Çünkü illaki yoğurdukça yumuşayacak, tekrar patates olduğu için içerisinde elinize yapışmaya devam edecektir. Evet, vermiş olduğum un miktarının tamamını hamura yedirdim. Fakat hala yapışan bir hamur. Ama daha fazla ekleme yapmayacağız. Şimdi hamuru toparlayıp tezgaha alıyorum ve yaklaşık 3-4 yemek kaşığı unla yoğurarak hamuru toparlıyorum. Hamuru yoğururken lütfen tezgahta katlayarak yoğurun. Çünkü tekrar tekrar elinize yapışıp tekrar tekrar un ilave etmek zorunda kalmayın. Evet, bu şekilde katlayarak hamuru iyice toparlayıp dinlenme aşamasına geçebiliriz. Evet, hamuru yeteri miktarda toparladım. Şimdi yoğurmuş olduğum kasenin içerisine un serpiyorum ve hamurun üzerine de un serptikten sonra hamurun üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamur iki katı boyutuna ulaştı. Şimdi hamurun havasını alıyorum ve biraz daha tezgahta toparladıktan sonra artık hamuru parçalara ayırıyorum. Bu etapta lütfen hamurunuzun havasını alın. Mutlaka yoğurun çünkü içerisinde maya kokusu kalabilir. O yüzden hamuru yoğurmakta fayda var. Tezgaha bir miktar tuz serpiyorum. Hamuru da üzerine aldıktan sonra katlayarak toparlayıp artık istediğim büyüklükte parçalara ayırabilirim.
Evet, parçalamış olduğum hamuru eşit büyüklükte olacak şekilde bezeler haline getiriyorum ve un serptiğim tepsilere yerleştirdikten sonra 15-20 dakika kadar yer mayası için dinlendiriyorum. Yer mayası için dinlendirirseniz hamuru açmanız oldukça kolay olacaktır. Hamurları ortalama 15 dakika dinlendirdim. Şimdi hamurları sizlerle birlikte açmaya başlıyorum. Ben oklava ile açtım. Sizler dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Hamuru tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. Saç kullanacaksanız daha ince açabilirsiniz. Bu yufka değil de lavaş ekmek olduğu için biraz daha doyurucu olsun diye çok ince açmadım. Çok kalın da açmayalım lütfen. Orta kararda bir hamur açmanız yeterli olacaktır. Evet, hamuru yeteri miktarda incelttim. Bu kadarı yeterli. Bakın, bu şekilde olması kafi. Şimdi oklavanın üzerine almış olduğum hamuru bu şekilde sallıyorum ve üzerinde kalan fazla unları mutlaka döküyorum. Hamuru açarken ilk etapta bol unla açmaya başlayın ki hamurunuz yapışmadan kolaylıkla büyüyebilsin. Sonrasında da un kullanmanıza gerek kalmasın. Şimdi hızlıca bütün hamurları açıp sofra bezinin arasına yerleştiriyorum ve sizlerle birlikte pişirmeye başlıyorum. Son hamuru açtıktan sonra tavayı ocağa aldım ve iyice ısıtıp ilk lavaşı sizlerle birlikte tavaya yerleştiriyorum. Evet, lavaş ekmeği gördüğünüz gibi göz göz oldu. Hızlıca ters düz ediyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde göz göz kabarmaya başladığında yine ters düz edeceğim. Bu şekilde sık sık çevirerek lavaş ekmeğini kabarta kabarta pişireceğim. Evet, lavaş ekmeğini kabartarak pişiriyorum ve hızlıca bütün ekmekleri de bu şekilde pişirip yine sofra bezinin arasına yerleştirip soğumaya bırakıyorum. Ekmeği pişirirken lütfen tavanızın iyi ısınmasına ve benim gibi sık çevirmeye dikkat edin. Güzel sonuçlar alacağınız asla sertleşmeyen ve bayatlaması çok geç olan bir lavaş ekmeği. Evet, hızlıca bütün lavaşları sizlerle birlikte pişirip artık sunum aşamasına geçmek istiyorum. Evet, son ekmeği de sizlerle birlikte pişirdim. Şimdi sofra bezinin arasına son ekmeği de yerleştiriyorum ve ılık hale geldiğinde sizlerle birlikte dokusunu ve yumuşaklığını test etmek istiyorum. Evet, ekmeklerimiz ılık hale geldi ve oldukça yumuşak. Çok fazla kurutmadığınız müddetçe ekmekler asla kurumayacaktır ve uzun vadede yumuşaklığını ve tazeliğini kaybetmeyecektir. Bir miktarını tamamen soğuduktan sonra buzluğa kaldırıyorum ve diğer bölümünü de günlük tüketmek üzere dışarıda bırakıyorum. Birçok yöremizde hala yapılan asırlık bu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.